Ben Mahmut Erol Kılıç. Şu an itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Kültür Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, kısa adıyla İRSİKA olan kurumun genel direktörü olarak çalışıyorum. Aslen üniversite hocasıyım, üniversite profesörüyüm. Uzmanlık alanım daha çok dini felsefe ve tasavvuf dediğimiz konular, tasavvuf felsefesi, tasavvuf düşüncesi, din düşüncesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyorum. Şimdi her şeyden evvel ülkemizin yüzyılın başında geçirmiş olduğu o fikri dönüşümler neticesinde zihniyet dünyamızda ve zihniyet dünyamızın uzantısı olarak kullanmakta olduğumuz kavramlarda, kelimelerde bir yer değişikliği, mana kaymaları oluştu. Dolayısıyla biz bazı şeyleri ifade ederken zorlanıyoruz. Özellikle felsefi ve dini ve de mistisizm babında, tasavvuf babında kullandığımız ıslahlarda zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü gelenekten kopulduğu için, gelenekten çıkıldığı için, daha modern ve modernist bir söyleme geçildiği için, modernist söylemde de bu kelimelerin karşılığı olmadığı için en çok zorlanan bizim saha aslında. Bu manada gelenek de, tırnak içerisinde, Türkçe'de bugün kullanmakta olduğumuz gelenek de bizim kastettiğimiz manadaki gelenekten çok farklı algılanıyor. Şu an tedavülde olan, ilk duyulduğunda anlaşılan şey gelenek, örf, adet, taklit, hatta pejoratif manasıyla, negatif manasıyla kullanılıyor. Yani çok iyi bir anlam yüklü değil gelenekte. Oysa ki geleneğin bir de doğru bir, güzel bir anlamı da var. Bu da aslında daha eski bir Türkçe'de kullandığımız, anane olarak kullandığımız kelime daha güzel bir anlam veriyor. Anlamı daha iyi yansıtıyor aslında gelenekten ziyade. Gelenekli, görenekli diye gene ülkemizde de kullandığımız bu şeyin anane olarak tercüme edilmesi biraz daha manaya yakın. Sebebi anane, Arapçadan gelen bir anlamı var. An demek. Yani den, bir yerden bir yere, bir yerden bir yere, yani elden ele diye. Amiyane tabiriyle elden ele geçen bir meslek, elden ele geçen bir zanaat, elden ele geçen ustadan çırağa, ustadan kalfaya, kalfadan çırağa, çıraktan halka intikal edilmek suretiyle devredilerek gelen bir tarzı teslik eski tabirle. Şimdi bu ikisi arasında çok fark var. Yani modernitede, modern dünyada bir kere siz her şeyi sıfırdan alıyorsunuz, sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü devrimci bir anlayış var. Yani geçmişi dışlıyor, geçmişi yıkıyor, yıkmanız gerekiyor. Yeni bir şey inşa edeceksiniz ve sıfırdan inşa etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla modernite bazen sıfırdan bir şey inşa ettiği zaman çok değişik, çok cins bir şey ortaya koyabiliyor tabii ki. Ama yıllardır yapılmakta olan, yıllardır elde edilen tecrübeyi de dışladığı için sanki yeniden bir buluş yapıyormuşçasına hareket ederek vakit kaybediyor aslında. Eğer geleneğe tabi olsaydı, geleneğin yüzyıllar içerisinde taşıyıp getirdiği noktadan devralırdı o da. Onu bayrağa devraldıktan sonrasını geliştirirdi. Ama yok, sıfırdan başlayacağım deyince hani sarbaştan filmi yeniden sarmak gibi bir şey oluyor. O açıdan ikisi arasında fark var. Şimdi geleneksel anlayışın ananevi şekliyle baktığımızda bu bir sanatı, bir ilimi, bir bilgiyi, bir tecrübeyi bilenlerden alarak devam ettirme yöntemi esastır. Tabii geleneğin bu manada ülkemizde kullanılması
daha çok 1950'lerden sonra tercümeler üzerinden oldu. O da Batı'da adına tradisyonalist ekol denilen René Guénon'un başını çektiği Şeyh Abdülvahid Yahya'dır bu arada kendisi. Batı'da geliştirilmiş bir kavramdır. Yani bizde bu manada tradisyonalist perspektifin karşılığı var ama kavram olarak isimlendirmesi öyle değil. Dediğim gibi anlam kayması olduğu için. Ama mana olarak ve fonksiyon olarak baktığımız zaman ne kastediyor René Guénon? O kastını eğer anlarsak onun karşılığını biz de bulabiliyoruz. Nedir esas maksadı, kastı? Diyor ki dinlerin bir değişmeyen içte yatan hakikati var, özü var. Bir de dinlerin merasim dediğimiz dışsal yönü var. Yani ritüeller. Bunlar bölgeden bölgeye, mezhepten mezhebe, dinden dine değişiklik arz edebiliyor. Ve buna kendi dilinde, Batı dilinde religion yani din diyor, değişen kısmına. Biz religion kelimesinin Batı'daki religion kelimesiyle tradisyon kelimesi ayrımını kendi dilimizde çok yaşamıyoruz aslında. Farklı terminolojiyle yaşıyoruz. Biz de şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri diyen Yunus Emre, René Guénon'un aslında çok daha öncesinde aynı şeyi söylüyor ama farklı kavramlar altında söylüyor. Batı kültüründe René Guénon ki bir Fransız, religion kelimesinin aslında bir tür pıhtılaşma, bir tür kabuklaşma, donma iyi temsil ettiğini ve de ritüellerden ibaret olduğunu, dini merasimden ibaret olduğunu ama batında yatan, esasta yatan o yüksek metafiziğin oraya yansımadığını, zaman içerisinde oradan uzaklaştığını söylüyor. Peki onu yansıtan nedir dediğim zaman tradisyon diyor o. Bu açıdan da biz tradisyonalistiz dedikleri zaman onlar diyorlar ki biz bütün dinlerin içinde yatan o ilahi ve ortak o ana fikir neyse biz onun ortaya çıkarılmasından yanayız. Bunu din tarihine tatbik ediyorlar, hayata tatbik ediyorlar. Ya mesela insan işte ırklar halinde farklılıklar arz ediyor. Kimisi siyah, kimisi beyaz, kimisi Türk oluyor, kimisi Arap oluyor, kimisi İngiliz oluyor, Fransız oluyor. Bunlar sonradan giyilen sıfatlar diyor. Bunlar işin dış kısmı. Ama insanlık tradisyonu dediğimiz zaman Adem'den bu yana gelen herkesin içinde Allah'ın yüklemiş olduğu ben size kendi ruhumu üfledim denen bir Ademiyet felsefesi var. İşte insanın bu insanlık felsefesi noktasından, insanın neliği noktasından bakıldığında insan geleneği o zaman milletler üstü, kabileler üstü, coğrafyalar üstü, dinler üstü bir yönü oluyor o insanın. Binaenaleyh bu biraz Batı'da geliştirilmiş bir kavram. Muhteva olarak bizde var az evvel söylediğim gibi ama bu ıslahlarla değil. Ama ne zaman ki günümüzde 1970'lerden sonra Genenyen ekolün bazı kitapları tercüme edilince ister istemez bu geleneksel ve gelenekselci ekol diye bir tabir kullanmaya başlandı. Ve buna karşı çıkanlar oldu. Yani gelenekte olan her şey doğru mu ki anlamında geleneğe saldırılar da oluştu. Çünkü bazı, affedersiniz, bazı yobazlıklar veya ham softalık diye tabir edilen şeyleri geleneğe yapıştırma kalktılar ki alakası yok yani. O açıdan bir kavram kargaşasıdır Türkçe'de geleneği doğru oturtabilmek. Ama manası üzerinde konuşursak anlatması daha kolay. Ki tek kelimeyle maalesef anlatılamıyor. Ülkemizdeki bu kavram kargaşasından dolayı anlaşılamıyor. Biraz da şöyle bir örneklemeyle anlatmak isterim. Mesela bir konuda üretim yapan bir firmanın üretimi eğer kaliteliyse, yıllara dayalı olarak insanlar onu alarak, tecrübe ederek artık şuyu buluyor, yayılıyor, herkes tarafından kabul edildiğinde o firmanın mesela adı şu oluyor ve altına bakıyorsunuz işte İngilizce tabirle since 1920 diyor.
falanca büyük şekerleme firmasının altına since 1870 diyor mesela. Hele hele Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'da bazı böyle büyük firmaların işte since 1600 diye tarihleri vardır. Bu ne demektir? Yani dededen oğula, oğuldan toruna intikal eden, aynı meslekten farklı alana kaymadan aynı üretimi yıllardır sürdüre sürdüre oturmuş bir ticari müessese geleneği vardır. Bu Batı'da da ülkemizde de 100 yılı doldurmuş firmalara jübilesini tamamlamış firmalar denir ve ödül verilir. 100 yıldır bu üretimi yapıyor. Bakınız bu bu manada bir geleneği oluşturabilmek en az bir asıra ihtiyaç duyuyor. Yani siz bu yıl itibariyle 1922'deyiz. İşte 1921'de kurulmuş bir firmaysanız siz 2021 diyemezsiniz. Yani bir yılda 2021'den itibaren biz çalışıyoruz derseniz gülerler adama. Yani geleneğiniz daha oluşmamış. Buyurun devam edin, çalışın. Belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl bu şekilde devam edin. İnsanlar bir görsünler, tecrübelerden geçiniz, denemelerden geçiniz. Kendinizi ispatladıktan sonra artık siz bir gelenek haline gelebilirsiniz. Üretimde böyle, ticarette böyle, fikirde böyle, siyasette böyle. O manada ben de kendim modern çağda yaşayan ama anti-modernist birisi olarak geleneğe çok daha önem veren birisiyim. Yani geleneksel değerler sisteminin aslında çok modern olduğunu, yani ben geleneğin aslında moderniteden daha modern olduğu, çağı yakaladığını, çünkü insan denen bir şey var gelenekte. Modernitede insan yok, insan kayıptır. Kavramlar var, makineler var, robotlar var falan ama gelenekte bir insan var, bir tabiat var. Yani mesela modernitede siz üretim yapmalısınız ve sizin ekonomi tarifiniz, modernitenin ekonomi tarifi sınırlı doğa imkanları karşısında sınırsız insan ihtiyaçlarının dengelenmesi ilmidir denir. Şimdi siz insan ihtiyaçları sınırsız, doğa sınırlı dediğiniz zaman ben sonucu görür gibiyim. Sonuçta bugünkü doğa katliamı, tabiat katliamıdır. Ama geleneğe geldiğimiz zaman, gelenekte senin ormancın bile kesilecek o ağacı, kesilmesi vakti gelen o kesilecek ağacı kesmeye gidinceye kadar baltasının ağzını, keskin ağzını bir beze sararak gidiyorsa, orada o ağaca bir hürmet, ağacın bir canlı olduğunu, ağaçla benim aramda görünmez bir sicimle bağlantı olduğunu da ispatlayan bir anlayıştır bu. O zaman ben doğayı nasıl tahrip edebilirim ki? Ben doğayı tahrip ettikçe onun geri dönüşümü kendime olur, kendimi öldürmüş olurum. Böylece doğa da kutsaldır gelenekte, insan da kutsaldır, bütün hayat kutsaldır. İki farklı anlayıştır bu. O açıdan özellikle ülkemizde gelenek dediğimiz zaman ben bile mesela üç kelime kullanarak bazen anlatmak zorunda kalıyorum. Yani Frenkçesini kullanma meraklısı değilim ama gelenek dediğim zaman karşımdaki kişinin kafasında örfler, adetler böyle bir takım köydeki bizim adetler gibi bazı da menfi yanlış adetler şeklinde bir algılama varsa o zaman ona ben anane diyorum, tradisyon diyorum, daha düzeltmeye çalışıyorum. Bugün ziraat biliminde bile bizler işte ata tohumu arıyoruz, değil mi? Efendim Çanakkale domatesinin genleriyle bozulmamış domates tohumu arıyoruz. Niye arıyoruz ki? Yani modernite bunu o kadar geliştirdi ki tarlaya bir tohum ekiyorsun, eskisinde 10 tane alacağına buradan 100 tane ürün alıyorsun. Verim daha da arttı mesela ama hayır, tadı kaçtı. Yani lezzeti kaçtı. Dolayısıyla kapitalizmin ve modernitenin devre dışı bıraktığı bazı spiritüel manevi değerler var. Mesela lezzet gibi, mesela sağlıklılık gibi. Gelenek sağlığa çok dikkat ediyor. Gelenekte birisinin sağlığına zararlıysa bir şey, o ne kadar iyi para getirirse getirsin, helal olarak görülmüyor, haram olarak görülüyor. Ama modernitede helal haram kavramı da yok. Yani ne kadar fazla kazanırsam diye. O açıdan aslında mesela güzel bir örnek de aklıma çok sık kullandığım bir örneklemedir o.
Jacob Needleman diye bilim tarihçisinin kullandığı bir yöntem, bir söz. Çin bilimi üzerine çalışmış birisi. Diyor ki mesela Tao'cu zihniyete bağlı Çinli ateşi biliyordu, barutu biliyordu. Ama ateşle barutu yan yana getirip havai fişek yapmayı tercih etti. Neden insanlar mutlu olsun ve mutlu günlerinde, dini günlerinde havaya efendim bir şenlik mesajları gönderme balonu olarak kullandılar. Ama ne zaman ki Batı zihniyetinin eline geçince bu ikisi barutla ateşi bir araya getirip bir atışta kitlesel imha silahı nasıl yaparıma dönüştü o. Dolayısıyla bu zihniyet dünyası çok çok önem arz ediyor. Geleneksel zihniyet dünyası ile modernite zihniyet dünyası bugün savaş halinde ama modernite geleneği eziyor. Mimaride mesela kimliksizlik oluşmaya başladı. Ülkemizde çok zaten anti-tradisyonalist bir perspektif vardır ülkemizde. Yani gelenek karşıtı bir devrim anlayışı vardır. Yani Selçuklu Osmanlı'ya ait ne varsa silelim, atalım. Geçmişe ait ne varsa atalım. Hafızayı silelim. Her şeye yeniden başlayalım. Anlayışı çok yanlıştır ve buna ben şiddetle karşıyım. Bugün İngiltere'ye de gitseniz, St. Petersburg'a, Rusya'ya da gitseniz, üzerlerinden çok büyük devrimler geçmiş ülkelere, Fransa'ya da gitseniz, Rusya'ya da gitseniz hala o saraylarını, efendim, geleneksel sanat anlayışlarının örneklerini orada görmektesiniz. Ve zaten aslına doğru da rücu etmeye başladılar diğer toplumlarda. Vallahi şöyle söyleyeyim, el-hak ya'lu ve la yu'la aleyhi. Hak her zaman üstündür ve onun üzerine hiçbir şey çıkamaz. Hz. Mevlana'nın kullandığı, rivayet edilen bir pergel metaforu vardır, benzetmesi vardır. Çok benimsediğim bir benzetmedir, her yerde bunu kullanırım. Geleneği bundan daha güzel görselleştirmek herhalde mümkün olamazdı diye düşünüyorum. Pergelin iki ayağı vardır. Bir ayağı iğnelidir ve sabit durmak zorundadır eğer daire çizmek istiyorsanız. Pergelin diğer ayağında da kalem vardır, çizersiniz onunla. Pergelinizin iki ayağı da sabit kalırsa siz daire çizemezsiniz. Onun adı fanatizmdir, onun adı yobazlıktır, onun adı dogmatizmdir. Dogmatizm sadece dinlerde yoktur, dogmatizm ideolojilerde de vardır. Her türlü fikriyatta da, siyasette de vardır, dinde de vardır, her dinde de var. Sırf İslam dinine atfediyorlar değil yani, her dinde olan bir şeydir. Ama eğer siz iki ayağı da havada kalırsa, bunun tam karşıtı olarak, iki ayağı da havada gene daire çizemezsiniz. Bu sefer ilkesizlik, prensipsizlik, bir dayanılacak kaynağı olamamakla sonuçlanır o. İdeal çözüm bir ayağı geleneğe rapt olacak, bir ayağı sabit olacak. O ayak sabitse diğer ayakla onun üzerinde dolaşırsınız. Onun için gelenek aslında size sağlam bir kulp veriyor, bir dayanak yeri veriyor. Ona yapıştığınız zaman sizi sabitlemiyor gelenek. Gelenekselci düşünce dediğimiz zaman böyle örfe, adete sımsıkı yapışma ve her türlü yeni gelişmeye karşı çıkma olarak tercüme ediliyor. Değil, alakası yok. Hayır. Gelenekte prensipler var. Siz o prensipleri aldığınız zaman açılabildiğiniz kadar açılın. Ama kopmamak diye bir şey var. Çünkü asli esaslardan kopmamanız gerekiyor. Koptuğunuz zaman ki kopma noktası işte 18. yüzyıldan itibaren başlandığı söyleniliyor. O kopma noktası Tanrı'dan kopma, ilahi alandan kopma, doğanın kutsallıktan arındırılması gibi kavramlar, yani the sacralization of the nature diye kitaplar yazıldı. Doğayı siz bir kere kutsallığından çıkardığınız zaman, hayatı kutsallığından çıkardığınız zaman, profanlaştırdığınız zaman o hayatın üzerinde yapmayacağınız bir şey kalmaz sizin. Çünkü kutsallıkla beraber ancak ilahi bir alan başlıyor. Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı, alfabenin değişik harflerine göre kuşak tanımlamaları da modernitenin tanımlamaları.
demir çağı, tunç çağı, bakır çağı, ilkel çağı, çağ tanımlamaları da aynı şekilde modernitenin tarih tanımlamaları. Oysa geleneğin tanımlamasına baktığımız zaman geleneğe mutabık kalınan devreler, dönemler var. Gelenekten uzaklaşılan, yani hakikatten, maneviyattan uzaklaşılan dönemler var. Ve bizde asra yemin olsun ki diye başlayan ayetler var. Allah bizzat vel asr innel insane lefî husrun. Yani modernitede insan hüsrandadır diye yemin ediyor Allah. Modernitede insanlık hüsrandadır. Çünkü nereden geldiğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor ve nereye gitmekte olduğunu bilmiyor. Bugün modern hiçbir ideoloji, felsefe, siyaset insana gerçek hedefini gösteriyor değil. Bizi meşgul ediyor bunlar ama bir günde ölüp gidiyoruz. Bir torbaya bizi koyuyorlar ve toprağın altına atıp gidiyorlar. Ya 40 sene, 50 sene, 60 sene yaşadım da ne yaşadığımı da bilmez hale geliyorum. Nereden geldiğimi çünkü söylemiyor bana modernite. Geldin diyor, doğdun anne. Falanca hastanede doğmuşsun sen diyor. Ben onu sormuyorum sana. Ben kimim? Adem olarak ben kimim? Ama geleneğe geldiğim zaman bana diyor ki Allah seni yarattı en mükemmel surette ve sana kendi ruhunu üfledi deyince benim ayaklarım yerden kesiliyor ve ben kimmişim abi demeye başlıyor. Bir özgüven oluşuyor bana yani. O zaman diyorum ki Yunus öldü de yüsela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diye bas bas bağırır hale geliyorum. Ölüm korkusu diye bir şey kalmıyor en başta bende. Yani çünkü nereden geldiğimi biliyorum, nerede olduğumu biliyorum ve nereye doğru gitmekte olduğumu biliyorum. Modernitede bu yok. Tamamen bir yalnızlık, karanlık. Karanlıktan gelmişim, bir bilinmezliğe doğru giriyorum. Ve bunun psikolojik uzantılarına girmek istemiyorum. Bu açıdan modern gençlerin de yapabileceği tek bir şey var. Bir kere şu safsatalara inanmasınlar. Her iyi, her doğru, her güzel gelecektedir diye bir mutlak önermeye inanmasınlar. Doğru, hakikat bazen geçmişte de elde edilmiş olabilir, hali hazırda elde edilmiş olabilir, gelecekte elde edilecek olabilir. Dolayısıyla hakikatin ne olduğunu önce araştırsınlar, sonra tarihe insinler. Hakikatin ne olduğunu bilmeden tarihi araştırmaları yaparsalar, o zaman şu şeye, palavraya inandırırlar kendilerini. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerleme çok mutlak bir şey. İlerleme çok güzel bir şey. İlerledikçe çok daha güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak. Belki ilerlediğin zaman çok güzel olmayabilir. Bilemezsin. Ha, ilerleyince güzel şeyler olabilir. Ya bugün mesela teknolojideki bazı gelişmeler insanlığın hayatını kolaylaştırmaya başladı. Bazı şeyler de ama bazı şeylerde de beraberinde götürmeye başladı. Az evvel geleneksel tarım, geleneksel şehircilik anlayışlarına dönüşler başladı. Yani bugün yavaşlatılmış şehir, Koslav şehir projeleri var her yerde. Niye o zaman? Yani bir zamanlar kağnı arabasıyla, at arabasıyla dolaşmayı ilkellik sayılırdı motorlu araçlar çıktıktan sonra. Şimdi bir nostalji değil bu. Yani hayatın tekrar normalleşmesi süreci. Aristoteles der ki bir şehirde, bir sitede, yanılmıyorsam rakamı tam doğru söylemeyebilirim, 8888 kişiden fazla insan olursa yeni insan içeri almayın, başka bir şehir kurun. Şimdi bu bugünkü ölçekte şehirde değil, kasabada değil, köy ölçeği adeta. Demek ki Aristo'nun kafasında en ideal, en kalabalık şehir modeli bir köy. Köyden daha büyüğü olamaz diyor tabiri. Hadi biz bunu ilave edelim, 80 bin olsun diyelim. Biraz daha abartalım yani. 800 bine kadar da yolu var diyelim, o da benden olsun. Ama bugünkü azmanlaşmış metropol şehirler, ki şehir bile değil, o şehirde yaşayan insanın psikolojisi, günlük haliti, rüyesini hiç düşünen var mı? Sabah siz 9'da işe başlamak için 6'da evden çıkan insanlar, 2,5 saatte bir yere varmalar, ondan sonra iş çıkışında eve varmalar, o insandan eve vardığında bir ev hanımı veya bir evin beyi olarak bir mutlu, huzurlu bir performans beklenebilir mi? Kavgalar, dövüşler, efendim aile içi huzursuzlukların arkasında bu modern şehir yatmıyor mu mesela? Kimse bunları sorgulamıyor.
Buna ait çok modernitenin getirdikleri ve götürdükleri geleneğin değerleri nedir, değildir mukayesesi yapmamız mümkün. Ülkemiz özeline indiğimiz zaman da bazı mesela geleneğimizin çok güzel bir siyaset felsefesi vardı. Tasavvuftan alınarak kullanılırdı. O da neydi? Kesret der vahdet. Birlikte çokluk. Çokluk inkar edilmezdi. Çokluk çünkü Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın kıldığı, yaptığı bir şey. Bir ayet-i kerimede Allah diyor ki eğer ben dileseydim hepinizi tek kavim yapardım. Hepinizi tek topluluk yapardım. Hepinizi tek din yapardım. Belki de tek mezhep yapardım. Hayır diyor. Ben sizi farklı farklı kıldım ki yarışasınız diye. Ya bu diyalektik yasada farklılıkların arasında bu daha iyinin ortaya çıkması için geliştirilen tez antitez gibi bir şey bu. Ama birinin birine üstünlüğü babında değil bu diyor. O manada baktığımız zaman mesela yani ülkemizde bir birlik olurdu, onun altında çokluk olurdu. Çokluk teke indirgenmezdi. Çokluktan istifade edilirdi. Farklılıklarından istifade edilirdi. Aslında bugün ülkemizde etnik manada belki bir türlü yaşanamayan bu dediğim geleneksel düşünceyi gurmeler düzeyinde çok güzel yaşamaktayız. Yani isim de verebilirim de hatta. İşte boşnak böreğinden tutunuz da efendim Çerkez tavuğundan tutunuz da efendim Kürt böreğinden tutunuz da Laz bilmem nesinden tutunuz da yemeklerde her türlü çeşitliliği görüyoruz efendim. Türk, Türkmen yemekleri de dahil olmak üzere tabii ki. Orada hiçbir kavga var mı? Ya ben bir Türk'üm mesela Laz böreği yemem diyor mu birisi? Ya lezzetliyse yiyor. Ölçü bu. Lezzetli değilse isterse Türk böreği olsun yemiyor. Yani o açıdan bakınız orada hiçbir kavga yok. İş mideyle ilgili, boğazla ilgili olunca hiç kimse ırkî şeyi ortaya çıkaramıyor. Ama başka konularda bir bakıyorsunuz ki siz, biz, onlar konuları çıkıyor. Mezheplerde de böyle. Yani olayı ben bir ırk düzeyinde aldım ama mezheplerde de böyle. Dolayısıyla bugün bir Osmanlı mutfağı diye bir mutfak varsa bu Osmanlı mutfağı o çoklu mutfağın getirdiği zenginliğin bir yansıması olarak oluşmuş bir mutfaktır. Bunu muhafaza etmesi bilmemiz gerekiyor. Bakın size geleneksel bir siyaset felsefesi esasından bahsettim. Bunu hayatın değişik alanlarında da uygulamamız mümkün. Mesela geleneksel sporlarımız vardır. Geleneksel sporlar spor değildir. Geleneksel sporlara spor diyemezsiniz. Bir şeyin sporlaştırılması Batı'nın eline geçtikten sonra olmuştur. Ben siyah kuşak, birinci dan, Nambudo stil karateciyim. Uzak Doğu sporlarıyla meşgul olmuş birisiyim kendimde. Başka spor dallarıyla da meşgul oldum ama yani çok gençken okuduğum lisenin futbol takımında da oynadım. Sonra futbol çok moda bir şeydi. Şeref stadı vardı Beşiktaş kulübüne bağlı olarak. Topraktı zemini. Şu an bir otel orası. O Şeref stadında 3,5-4 ay kadar junior takımı Beşiktaş'ın seçmelerinde kazanmıştım. Serpil Hamdi Tüz'ün baş antrenörümüzdü. 3,5-4 ay kadar da junior yani ortaokul seviyesi Beşiktaş Futbol Kulübü'nde de oynadım. Ama daha sonraki süreçte daha profesyonelce doğu sporlarına merak saldım ve karate sporuyla iştigal ettim. Ve Hakkı Koşar Hoca'nın yaptığı imtihanla siyah kuşak imtihanında da o zaman federasyon yoktu. Bütün diplomalar Japonya'dan geliyordu. Ve bunun tek temsilcisi Hakkı Hoca'ydı. Hakkı Hoca yapardı Türkiye'deki şeyleri, imtihanları. Şimdi mesela karate bir spor değildir, kung fu bir spor değildir. Okinawa Adası'nda rahiplerin geliştirdiği tamamen yani karate çalışanlar bilirler, katalar üzerinden çalışılır. Katalar hayali bir düşmandır. O düşman aslında nefsindir senin. Onunla savaşmanın nasıl olacağı öğretilir ve kara boş te el demektir. Karate boş el demektir. Hiçbir silah olmadan, hiçbir silah kullanmadan nasıl sen o düşmanın saldırısını, hatta düşmanın o saldırırken kullandığı enerjiyi de sen kullanarak onu
başka tarafa nasıl kanalize edebilirsin? Bunun öğretildiği bir bakıma dini bir ritüel. Duaları var, zikri var. Efendim, dojo denilen yer senin mukaddes bir alanın. O karate çalışacak salona çıkan kişi önce salonu öper, salonu selamlar. Ya niye selamlıyoruz? Orası taş toprak ya veya ne bileyim minder ya. Allah'ın minderi. Modernite böyle bakıyor. Allah'ın minderi ya. Toz toprak içerisinde orayı niye selamlıyorsun? Efendim sensei yani üstad, pir o dojonun tercüme ederek konuşayım. O tekkenin şeyhi orada oturuyor zaten. Ona selamlarını sunarsın. Onun desturuyla çıkarsın. Ve bir müsabaka yapılacaksa da karşındaki rakip senin rakibindir. Düşmanın değildir. Düşman ve rakip farklı şeylerdir. Sen onunla karşılıklı bir mücadele yapacaksın. Ama onun için de önce onu selamlaman lazım. O önce karşılıklı selamlanılır. Efendime söyleyeyim. Ne zaman ki Uzak Doğu'nun arkasında dini felsefenin olduğu bu anlayışları Batı tarafından alınıp Batı'ya getirildiğinde sporlaştırıldı. Ve bir uluslararası yarışmalar haline getirildi. Böylece profanlaştırıldı. Bakınız bu işin geleneksel şekliydi. Bunun aslında çok güzel filmlere, işte Bruce Lee'nin filmlerinde de yansımalarını görmekteyiz. Yani o Kung Fu 1, Kung Fu 2 gibi filmler yapıldı bir zamanlar. Orada o hoca-öğrenci ilişkisinin nasıl geleneksel bir zeminde yer aldığını hep beraber gördük. Bunun bizim kültürümüze olan uzantılarında da vardır. Yani mesela pehlivanlık kültürü sadece öyle güreş tutmak için, Greco-Roman güreş müsabakası için geliştirilmiş bir şey değildir. Nispeten bu bizim Kırkpınar güreşleri dediğimiz yağlı güreşlerimize devam etmektedir. Nedir o? Gülbankları vardır. Yani meydanın sahibi var çünkü. O meydan Hazreti Hamza'nın meydanıdır. Pehlivan onun ruhuna fatihalar gönderir. Başta peygamberimiz olmak üzere. Sonra her bir mesleğin bir piri vardır. O mesleğin pirine olan manevi bağlantını gösterirsin. Öyle başlarsın. Bizim pehlivanlık kültürümüzde, okçuluk kültürümüzde, yani bugün okçuluk, evet olimpik okçuluk haline getirilmiştir, çok güzel teknolojide gelişmiştir, efendim geleneksel okçulukun yanında profesyonel okçuluk da var. Ama geleneksel okçuluk sadece teknikten ibaret değildir, işin bir ruhaniyeti vardır. Okçular tekkesi vardır, okçular tekkesinin oradaki baş okçu, sana okçuluğu talim ettiren kişi aynı zamanda bir tarikat şeyhidir. Yani sana dışarıda öğretilen bir spor, aynı zamanda senin nefsinin de talimi için gerekli olan bir şeydir. En sonda senin kulağına şey efendi, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. En üst makamda attığın, bu en üst makam ayetidir bu. Okçuluk seyri sülükünde, okçuluğun seyri sülükü vardır. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı diyerek atacaksın. O hale gelerek atacaksın. Bu muhteşem bir şeydir. Yani en son Necmettin Okyay üstadların elinde. Tabii Zen Budizm'e de, yani bu diğer dinlerde de vardır. Yani bizde bunun İslami ve Sufi versiyonu olmakla beraber, İşte Suzuki Üstad'ın yazmış olduğu, bir zamanlar Türkçe'ye de çevrildi, Zen Budizm ve Okçuluk Sanatı diye. Hala bugün Uzak Doğu'da da bu yönüyle sürdürülmektedir. O manada etnosporun, yani etnik bazlı spor anlayışlarının arkasındaki geleneksel dünya görüşünü çok ama çok önemsiyorum. Ve bunu işlemek, bu felsefeyi, etnosporun arkasındaki o felsefeyi işlemek, ortaya çıkarmak gerekiyor. Kullu şey yercu ila aslihi. Bu zaten geleneksel bir prensiptir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah diyor ki her şey aslına rücu eder. Bunu şöyle tercüme edelim. Her şey, her nesne yeryüzünde,
yaratılışta, alemde ait olduğu yeri buluncaya kadar hareket eder. Alemdeki devinim, hareketlilik aslında kimsenin yerini bulamamasından kaynaklanıyor. Yerini bir eşya, yerini bulduğu zaman sükûna erer. Hareket sükûna erer. Ve sükûn bir dinginlik verir. Dolayısıyla insanın gerçek sükûnu, gerçek huzuru kendini bilmesinden geçer. Kendini bilmesi, ya ben hocam kendimi biliyorum işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Şuralıyız aslen, doğum tarihim bu, efendim TC kimlik numaram bu. O değil, senin mahiyetin, nereden geldiğin, sende bir ilahi bir yön var. O ilahi yönü unutmuşsun. Nesiye kökünden gelir, insan kelimesinin kökeni unuttu anlamına gelir. Sen bir zamanlar ilahiydin, sen bir zamanlar onunla baş başaydın. Oradan kopardılar seni, Hazreti Mevlana'nın ney metaforunda kullandığı, sazlıktan kopardılar seni, onun için inim inim inliyorsun. O inlemen senin aslını buluncaya kadar devam edecek. Ve gerçek manada insanın da huzuru yeryüzünde ölmeden evvel onu bulması. Ölünce zaten bulacak. Herkes ölecek bir kere. Herkes ölecek. Bu evrensel değişmez bir prensip. Modernist dahi burada bir şey söyleyemez. Hadi söylesin de göreyim. Geleneğin önünde diz çökmeye mahkumdur modernizm. Gelenek diyor ki, kullu nefsin zaikatul mevt. Herkes ölecek. Bir kere ölümü kabul ettikten sonra beyni yanar, modernistin beyni yanar ölüm dediği zaman zaten korkmaya başlıyor, tırsıyor. Yani anksiyetenin başlangıcı ölüm korkusudur. Modernite hap üstüne hap içiyor ama gene de kurtaramıyor kendini. Gene de ölüyor, modernist ölüyor. Geleneksel de ölüyor ama geleneksel diyor ki benim ölümüm benim düğün gecemdir diyor. Davul zurnayla karşılayın beni diyor. İki bakış açısı. O açıdan bizim kendimizi bulmamız demek, bizim kaynağımızı bulmamız demek. Kaynağımızı bulmamız demek de Allah'ı bulmamız demek. Biz batında Allah'ın bir tecellisiyiz. Zahirde insan diye zuhur etmişiz. Ama biz kendimize bir dönsek içimizde o Allah'ı bulabiliriz. Allah bir yere gitmiş değil. Siz kalp dediniz, evet. İnsanın gerçek merkezi kalptir. Çünkü Allah diyor ki, ben hiçbir yere sığmadım. Ama beni seven mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Şimdi Allah mekandan münezzehtir diyoruz biz. Evet ama Allah diyor ki, ben bir kalbe sığdım diyor. O zaman senin kalbin Allah'ın mekanıysa, yine ayet-i kerimede ben sana şah damarından da yakarım diyorsa, yine bir başka ayette, sen neredeysen ben seninleyim. Ve huve ma'akum. Ma'akum eyne ma kuntum. Sen neredeysen ben senleyim. Nerede olursan ol diyorsa bir kopuş olmuş değil o zaman. Batın Allah, zahir Allah. İç de Allah, dış da Allah. O zaman senin tek söyleyeceğin bir şey var. O da eyvallah demekten başka bir şey değil.